Yani dışarıdan görüntüsünü paylaşıyorum. Bakın normalde aynanın bu dubanın hizasında olacak şekilde olması lazım. Ve şu lastiğin kaldırımla olan uzaklığı bu değil de biraz daha geniş, şu baş parmağımın olduğu yerde olması lazım. Geçti yani, dalgınlıkla geçiyorsunuz sınavda. Böyle bir durumda tam sol yapıp içeri girdiğinizde arka lastiğiniz bakın direkt kaldırıma gidiyor. İşte burada aynayı doğru takip etmek ve arka bu lastiğin hareketini görmeniz lazım. Kaldırıma böyle yaklaştığında görüyorsunuz. Kaldırıma gidiyor yani. Biraz daha gitmesi lazım. Git 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 git. Evet, çok güzel. Bakın ne oldu? Kaldırıma değecek yani. Gitse kaldırıma değecek. Şimdi bu durumda iki hamle hak veriyor. Yani bu durum sınavda %50 ihtimalle karşınıza çıkacak yani. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bunu kurtarmanın yolu tam sağ ileri yapmamız. Dubaya çarpmayacak kadar ileri gitmemiz gerekiyor. Bazen bunu düz yapıp ileri gidenler var. Çok büyük hata. O zaman arka teker de sarıdan çıkar. Şimdi tam sağ ileri yaptı Esra. İzliyoruz. Yavaş yavaş debriyajla geliyor. Ve önünü değdirmemesi lazım. Bakın daha fazla gelse çizgiyi geçecek, dubayı değecek, kalacak zaten. İlk hakkını bu kadar kullanabildi. Şimdi tam sol geri yapıyor. Niye? Ön teker değmedi. Ön teker değmediğinden dolayı tam sol geri yapıp yavaş yavaş paralel oluncaya kadar gitti ve her iki lastiği değdi. Böylelikle ikinci hamlesini kullandığında parkını tamamlamış oldu. Bir etrafından inceleyelim. Bakın ön tarafa değmiyor. Hele ki lastik de sarıda. Arka taraf da değmiyor. Ama şimdi bu durumda ne oldu? Önden çıkamaz. Çıkamaz bakın. Şimdi çıkamaz. Şu anda önden çıkamayız. Değil mi? Geri geride geldiğinden vitesin nerede oluyor? Genellikle geri viteste oluyor. Bunu unutmadan şimdi istediğimiz kadar hamle hakkımız var. İstediğimiz kadar ileri geri yapıp buradan çıkabiliriz. Nedir mantıklı olan buradan çıkmak için? Önce geri gidip sonra çıkacağız. Nereye kadar geri gideceğiz peki? Sarı çizgi. Değil mi? Buradaki yerde sarı çizgi var. İsterseniz aynanızdan bakıp ona göre gelebilirsiniz. Yani ya da dubaları görebiliyorsanız dubalara göre gelebilirsiniz. Unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. O da lastiğimizin tam solda olduğu. Eğer bunu unutup geri gelirseniz ne olur? Doğrudan kaldırıma gidersiniz. Değil mi? İlk başta direksiyonu düzleyeceğiz. Düzlüyoruz direksiyonu. İki defa fortiyasını düz gördük. Geri geliyor. İzliyoruz onu. Evet. Bakın geri geliyor. Çarpmayacak kadar. Zaten bu sınavda biz dışarıda oluyoruz. Çarptığı an görüyoruz. Tabii çıkarken biniyoruz. Biraz geçitmeye başladı. Yani burada dobalara değmiyor ama hafif geçtiğinden dolayı artık yani değerlendirmesine kalmış. Bu kadar da gelmememiz lazım. Bakın teker lastiğimizin yere basan kısmı bu sarı boyun hizasını biraz geçiyor. Geçtiğinde işte böyle oluyor. Geçmezseydi nasıl olurdu? Bakın ileri aldık şimdi tam sarı boyun hizasındayken. Arka tarafın görüntüsüne bakın. Olması gereken bu. Yani sarı boyu geçmeyin. Bu şekilde oldu. Şimdi tam sol yapıp çıkılabilir. Evet, bir de araç içerisindeyiz. Şimdi araç içerisinden çekim yapacağız. Tekrar bu tarafa bir park yapacak Esra. Nasıl yaptığını izliyoruz. Önce kelebekte bakın şu dubayı gördü. Sen yapmayı devam et Esra. Bu kelebekte dubayı gördü. Yanında taralı alan var. Bize yakın olan arkadakilerden iki tane var. Bu bizimkisi bu. Bize yakın olanı gördü. Ve ne yapıyor? İzliyoruz. İlk hareketi ne? Tam sağa yaptı. Geliyor. Nereye bakacağız? Tam sağdan sonra. Sağa mı bakıyorduk? Sola. Heyecandan kaçırdı. Evet. Şimdi aynaya baktığında paralı alanda evet 4 tane dubayı yapışık gördüğünde doğru gördü aynadaki görüntüyü. Direksiyonu düzlüyor. Düzlüyor. Şimdi bakın aynadaki görüntü, doğru görüntü bu. Fakat hata ile hızlı gelip de tam sağla gelirken bu doğruyu değil de yanlışı yaparsa ne olacak? Yani fazla geçerse. Geç Esra.
dalgınlığına geliyor. Bakın arka tarafı geçiyor. Yani Dubai'yle şeyin arasını açtı, arabanın arasını çok açtı, çok genişletti. Gördüğünde sıfır görmesi gerekiyordu ama görmedi. Ne olacak şimdi? Böyle bir durumda senin Dubai'ye yaklaşman için yapman gereken şey tam sol. Tam sol yapacaksın ve Dubai'ye yaklaşıncaya kadar geri geleceksin. Tekrar Dubai'ye yapışık gördüğünde düz yapacaksın. Bakın bu açıdan baktığında şimdi bu araba geçmiş durumda. Yani şu Dubai'nin hizasını geçmiş durumda. Nasıl kurtaracak? Tam sol yaparak. Tam sol yaparak kurtaracak. Yani buradaki Dubai hatasını nasıl kurtarır onu öğretmeye çalışıyoruz. Bu Dubai'yi geçmemesi lazımdı. Evet. Şimdi tekrar hizaya getirdi tam sol yaparak. Normalde bu Dubai'yi düzgün gördüğünde, yani şöyle dört Dubai açısından baktığımızda şu Dubai'yi düzgün arabaya yapışık gördüğünde direksiyonu düzlemesi gerekiyordu. Şimdi Esra direksiyonu düzledi geldi fakat bu sefer sağ ön taraf oldu. Bu sınavda olabiliyor. Biraz doğaçlama yapmanız gerekiyor. Aracın önü kurtaracak kadar geri geldikten sonra tam sol yaparak bu alana girmeye çalıştı. Yani tek seferde giremeyebilirsiniz. Önemli olan arka tekeri bu sarıya değdirebilmek. O da bunu başardı. Buradaki amacımız neydi? Sol arka Dubai'ye kaçırdığınızda nasıl kurtarırsınız? O da kurtarmayı bu şekliyle başardı. Tek seferde giremedi ama ikinci, yani arka lastiğini sarıya değdirmeyi başarması sayesinde iki hamle hakkı kazandı. Ve şimdi az önceki gibi tam sağ ileriye bakalım. Doğru öğrenmiş mi? Tam sağ ileri yaptı. Çok güzel yaklaştırdı. Şimdi de tam sol geri yaparak az önceki haliyle hatalı bir parkı kurtarıyor ve böylelikle ne yapıyor? Bir 340 lira daha vermekten, bir ay daha beklemekten kurtuluyor. Araba sürmeyi öğreniyor. İşte bu.